hakikaten Türkiye'deki en büyük problem yatırmak değil, çıkış. Çok az exit var. Bakın biz hala yemek sepeti diyoruz değil mi? Kaç senesin? 2014 miydi yemek sepeti? 2015 miydi? Neyse. Ya sonuçta hala elimizde 10 tane inanılmaz exit yok Türkiye'de. Ve benim için en büyük şey, ne diyeyim, kabus diyeyim, bu aslında. Bizim şu anda en fazla kafamızı yoran şey, evet şirketleri büyütüyorsun, bir yere getiriyorsun. Sahiden bizim yaptığımız 12 yatırımda iyi giden şu anda 6 şirketimiz var. Ve bunlar büyümeye devam ediyorlar. İşte 2020'ye geldiğimizde diyelim, ben çıkmak istiyorum bunlardan, ne yapacağım bu şirketleri? Çok haklısınız o konuda. Çünkü o zaman benim elimde olmayan çok şey fazla oluyor değil mi? Türkiye'nin durumu, dünyanın durumu, doların durumu, euronun durumu. Yani şirketlerden bağımsız olarak çok daha başka bir yerde oluyoruz. Onu her zaman düşünüyorsun. Onu ilk günde düşünüyorsun bu arada. Yani ben bu şirketten nasıl çıkacağımı da ilk günden beri düşünüyorsun. Zaten en büyük challenge'ımız bizim bu. Yani bir VC'nin en çok zorlanacağı şey, evet doğru girişimciyi bulma, doğru fikir, doğru ekip, doğru yatırım yapma, daha sonra doğru yatırımı tekrar çekmeye devam etme. Ama tabii en büyük, çözemediğimiz ve çoğu VC için en büyük kıstas diyeyim, başarı olmasındaki kıstas, o exit'i sağlamak. Özellikle bu coğrafyada, çünkü örneğin İngiltere'de olsak işte AIM'i açarsın, Amerika'da olsan Nasdaq'ı açarsın. Secondary marketler daha fazladır. Başka bir PE gelip alır. Ülkedeki diğer şirketler, yani o riski paylaşmakta olan şirketler, Türkiye'deki şirketler gelip alırlar. O öyle bir şey yok. Hep bunu soruyorum. Türkiye'den bir tane PE, private equity, bir tane başka bir büyük şirket yemek sepetine para vermedi örneğin. Niye Türkiye'den bir holding almadı yemek sepetini? Bunu düşünmek lazım. Yani her gün kullandığımız, başarılı olduğunu gördüğümüz, çoğu insanın hayatına dokunan bir girişimi, bu kadar parası olan private equity'ler varken, Türkiye'de çok fazla private equity var, ciddi paralar var. Niye hiçbirinin aklına gelmedi her gün kullandığı şirkete gidip bir bakmak? Niye Londra'dan, New York'tan adamlar gidip bunu yaptılar örneğin? İnşallah önümüzdeki 5 sene zarfında bu exit marketi de daha iyi bir yere gelecektir diye umuyorum hepimiz için.